Bir bayram olur, seyran olur. Birileri el öpmeye gider. İşte annenin babanın elini öpersin, abinin ablanın elini öpersin. Bazıları el öpmeye gider arkadaşlar, bazıları gider toprağı öper. Yedinci sınıftaydım ve o zaman bir yurtta kalıyorum. Çok tabii 1987 falan yıl. O zamanlar cep telefonları yok. Böyle işte normal yurtta bir aileyle telefon var. Aileden arar, o telefon işte çalar, oradan bir öğrenci bakar, işte seni çağırır. Beni çağırdılar, işte atla sana telefon var diye. İşte bizde böyle şey olmuştu, işte akşam yemeğini falan yemişiz, artık yavaş yavaş etüt saatleri falan başlıyor. Telefonu elime aldım, karşımdaki ses dedi ki, atla sana bir şey söyleyeceğim ama üzülmeyeceksin dedi. Ben tamam üzülmeyeceğim, söyle dedim ama üzülmeyeceksin dedi. Tamam üzülmeyeceğim, söyle dedim. O bir daha dedi, bak üzülmeyeceksin dedi. Tamam dedim, üzülmeyeceğim. Sonra dedi ki, sizin köy var ya, evet, orada eviniz var ya, evet. İşte dedi, evinizde buzdolabı var ya, evet. Oradan dedi, annene dedi, elektrik çarptı, toprağa gömdük. Telefon böyle elimdeydi. Hayzeyi bıraktım. Orada işte kanepe gibi bir şey vardı, ona oturdum ve ağlamaya başladım. Annem ölmüş ve bir an önce gitmem lazım. Hemen yurt müdürüne vardım, hocam dedim, işte annem vefat etmiş, benim köye gitmem lazım. Dedi ki, oğlum bu saatte dolmuş bulamazsın ki köye dedi. Hocam dedim, ben bir şekilde giderim. Bir çıktım arkadaşlar yıldırım hızıyla yurttan. Koştur koştur köye gidiyorum. Hava karanlık. Gerçekten dolmuş yok köye. Yalnız o zamanlar nasıl diyeyim? İşte sokak lambaları falan da yok. Bir müddet sonra şehir bitti ve 30 kilometre ilerideki köye doğru koşuyorum ben. Ve işte 13 yaşlarında falanım. Hava iyice karanlık. Karanlıktan korkuyorum. Ormanlar başladı, korkuyorum. Aynı zamanda sağdan soldan huuu diye sesleri, köpek sesleri falan geliyor. Onlardan korkuyorum. Bir yandan da annem ölmüş, onun acısı üçü bir arada. Bir yandan diyorum ki, Allah'ım ne olur annem ölmemiş olsun ama ben sabah kadar ormanda kalayım. Allah'ım annem ne olur ölmemiş olsun, beni köpekler parçalasın. Ama ne olur Allah'ım annem ölmemiş olsun diye. Bir yandan dua ediyorum, bir yandan koşturuyorum. Gelen geçen arabalara da el kaldırıyorum ama tabii gelen geçen derken arkadaşlar o zamanlar bu zamanki gibi çok araba da yok. Yarım saate bir araba anca geçiyor zaten. Ve hiçbir araba da durmuyor. Tabii ben böyle hiç gücüm tükenir mi? Köye kadar gidebilir miyim? O acıyla koşturup duruyorum. Neden sonra bir araba durdu. Oğlum ne yapıyorsun lan bu saatte sen bu ormanda dedi. Ne yapıyorsun bu saatte? Köye gidiyorum dedim. Köyünüz neresi dedi. Köyün ismini söyledim. Tamam dedi, ben oradan geçiyorum, seni bırakayım dedi. Ve arabayı aldı, arabayla gidiyor ama ben içimden duaya dua ediyorum. Allah'ım ne olur annem ölmemiş olsun ama Allah'ım ne olur annem ölmemiş olsun. Devamlı, devamlı. Sonra köye vardık. Adam beni indirdi, arabadan indim. Yalnız gitmem gereken daha 1,5-2 kilometrelik bir yol daha var. Sokak lambaları yok, hava karanlık. Her kapıda bir köpek var, köpekten korkuyorum, karanlıktan korkuyorum. Bir yandan da annem ölmüş, bir yandan koşuyorum ve Allah'ım ne olur diyorum, beni köpekler parçalasın ama annem ölmemiş olsun. Evin önüne kadar vardım ki bizim evin önünde bir sürü araba var. Dedim ki, demek ki annem ölmüş. Tabii o ana kadar arkadaşlar zihnimde hep şey var. En son annem beni yolcu ederken, okula gönderirken hani der yanlara akıllı ol oğlum. Hani o zaman bir 5 lira bir harçlık bir şey. En son o pamuk tarlasının içinde beni yolcu ettiği sahne zihnimde canlanıyor. Annemin en son görüntüsü aklımda. Ve ben geldim ki evin önünde bir sürü araba var, kesin annem ölmüş. Orada anladım. Yine de koştur koştur eve çıktım. İşte bilirsiniz köy evi, bir odada soba yanıyor, geniş bir odadır. Oraya koştum baktım, tıka basa insan dolu ama annem yok. Diğer odaya vardım. Yine birileri var. Yine annem yok. Kimse fark etmiyor beni. Çok kalabalık yer. Sonra son bir oda daha kaldı zaten. Oraya vardım. Annem orada da yok. Oraya oturdum. Ağlamaya başladım ve böyle şey yapmak istiyorum. Böyle haykırmak istiyorum. Oraları parçalamak istiyorum ama nedense bağıramıyorum da. En son sahne gözümün önünde sadece. Annemin en son beni yolcu ettiği sahne gözümün önünde ve ben o duyguları nasıl anlatacağımı bilemiyorum arkadaşlar. Yani keşke daha çok sevseydim, keşke daha çok dokunsaydım, keşke daha çok sarılsaydım, keşke onu çok sevdiğimi söyleyebilseydim gibi hislerle böyle
ağlama durumundayken birisi geldi, dedi ki Ata dedi, annen nerede dedi. Nerede dedim. İçeride yatıyor dedi. Hemen içeriye geri koştum o sobalı odaya. Gerçekten annem orada yatıyor. Ve insanlar çevresine oturmuş olduğu için onu görememişim. Yere bir döşek sermişler. Koştum anneme, anneciğim meğerse ne tatlı şeymişsin diye ağlamaya başladım yeniden. Daha doğrusu gülmeye başladım. O sırada anneciğim meğerse ne tatlı şeymişsin derken ben gülüyorum. Tüm millet ağlıyor bu defa oradaki insanlar. Evet. Annem elektrik çarpmış. Ve elektriği toprak alsın diye boğazına kadar toprağa gömmüşler. Ama ben telefondaki ses, annen elektrik çarptı, toprağa gömdük dedikten sonra yerini duyamadığım için bir 6 saat gibi bir süre annemin öldüğünü zannediyorum. O hisle koşuyorum. Ve o gün bugündür, o günden önce de belki çok seviyordum ama annem o kadar değerli ki sizin anneleriniz gibi. Tüm annelerin ellerinden öpüyorum. Sevgiyle kalın güzel dostlarım. Hatta aşk ile. Hatta tutki ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.